Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdiki izleyenler için tekrardan anlatayım. Şu an hemen böyle aklınızdan bir şeye niyet edin. İşte kendiniz için olabilir, eşiniz, çocuklarınızdan biri için. Bugün, bu hafta, bu ay, bu yıl her ne olursa niyet edin. Ben herkesin baktığı gibi bakacağım. Hiçbir fark olmayacak. Bakalım içini açınca siz de göreceksiniz. Neler çıkacak şansınıza. Ben enerjiye inanıyorum. Bu videoyla karşılaştıysanız o kadar videonun içerisinde kesin bir mesajı vardır gibi geliyor. Bu tarzda zaten 2000'den fazla video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesi de niyet edip herhangi bir şeye seçebilirsiniz. Düşün 2000 tane fazla belki 2500 videonun içerisinde bir tanesini seçtiğinizde eminim ki doğru mesaj gelecektir size. Zaten hayat böyle bir şey. Enerjiyle alakalı bence. Çekiyoruz bize ait olan her şeyi. Sonrasında da 7 tane kart seçeceğim. Her bir kart içinde bir numara vereceğim ve sırayla hepsini kartlarını yorumlayacağım. Bakalım hepsi için bir niyet tutabilirsiniz ya da işte 3 kendim için diyorum istiyorum dersiniz. 3 numara da bakalım ne çıkacak sizin için. Yavaşça şimdi açacağım ve içini göstereceğim. Sizler de bir görün. Bu arada hala YouTube kanalıma abone olmayanlar varsa, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız her gün video yüklüyorum. Ücretsiz bildirimler de alabilirsiniz. İzleyebilirsiniz kanalımı. Şöyle hem siz de bir bakın hem de ben bir göreyim. Bakın bir kere şu fal açık bir fal ama tam ortasına bir göz çıkmış. Her zaman çıkmıyor ama çıktığı zamanlarda bir kere bir çok yoğun bir şekilde birinin gözü sizin üzerinizde. O birinin nazarını alıyor olabilirsiniz. Hani bazen böyle birinin yanında gideriz ya bazen enerjimiz yükselir ama bazen de biriyle görüştüğümüzde benim hayatımda vardır bir iki kişi. Hani böyle çok hani çok da kafamda kodlamak istemem bunu ama maalesef öyle çok denemişliğim vardır. Yani mesela o insanla görüştüğümde enerjim çekilir, böyle başım ağrır, bir sanki böyle tükenmişim gibi olur akşam. Gerçekten hani enerji vampiri çekiyor yani maalesef öyle bir durum var. Burada biri var dikkat edin resmen bir göz bu. Bir insandan uzak durun. Bir kere burada kısa kısa yollarınız çıktı ama çok fazla gözyaşı dökmüşsünüz. Bakın 1, 2, 3 hani böyle bir şeye... Çok gözyaşı dökmüş. Döktükten sonrasında belki de karşınıza çıkacak bu video. Tarihe de takılmayın hep diyorum. Çünkü doğru zamanda karşınıza çıkacak. Belki 3 yıl sonra ama bir şey için çok gözyaşı döktükten sonraki bir zamanda karşınıza çıkacak. Ama şöyle düşünün. Artık ferahlama dönemi. Açık bir fal bu çünkü. Çok üstü açık bir fal. Burada bir şey var. Bir yerde karışık bir AVM olabilir, bir İnşaat olabilir, bir böyle büyük bir kurum olabilir, bir yerde çalışan bir insan var böyle kocaman büyük bir yerde kalabalık ya da böyle iş makineler gibi gibi kocaman bir yerde çalışan bir insan var. Bakın burada bu siz olabilirsiniz, tuttuğunuz kişi aileden biri olabilir. Bu kişiye bir haber gelecek, bir konumu olacak bu kişinin. Hani böyle işle ilgili konumu olabilir. Yani bu kişi evlenebilir. Yani böyle bir konumu, statüsü değişecek. Yani bulunduğu şey güzel olacak ama onun hayrına olacak. Böyle kalabalık bir yerde bu insan. Ve meşgul kafası işinde gücünde. Dürüst bir insan. Hani böyle bazı insanların kafası hep böyle şeytanlıkta, tilkilikte falan mı derler? Hani kötü bir tabir oldu belki ama bu kişi öyle değil. Biraz daha dürüst, işinde gücünde bir insan. Buna güzel bir konum, güzel bir haber gelecek, iyi de gelecek o kişiye sanki. Şurada bakınca, bakın burada bir insan yatıyor sanki, göbekli bir insan bu. Hamile biri varsa böyle son aylarında böyle hamilelikte bazen yatmak, dinlenmek gerekir ya, bir şey yaşayabilir. Ya da hasta biri var ama bu göbekli bir insan, karnı şişmiş sanki bu kişinin. Bu kişiye bir haber gelecek, temiz bir haber gelecek. Sanki kısa bir süre hani yatması, dinlenmesi, küçük bir tedavisinin olması lazım. Yani yatıp dinlenmeyen biri de varsa hani bazen belimiz ağrır, hani bir yerimiz ağrır. Aslında mesaj verir aslında yavaş yavaş bedenimiz sinyal verir daha doğrusu. Dinlemeyiz onu ama sonra bakarız daha kötüye gider. Ya da işte ne bileyim kadın rahatsızlıklarıyla ilgili işte mesela bende de olmuştu küçük sinyaller vermişti ama aldırış etmedim. Sonra çok büyük bir operasyon, ameliyat olmak zorunda kaldım. Aslında bazen ihmal ediyoruz. Sonrası daha zor oluyor. İşte boynunuz, kolunuz ağrıyor. Ya gidin belki hani küçük bir fizik tedaviyle boyun fıtığını vesaire giderebilirsiniz, değil mi? Hani bunun gibi örnek veriyorum ama siz kendinize göre yorumlayın. Bir rahatsızlığınız varsa sinyal veriyor olabilir. Biraz dinlenin diyor. Temiz çıkmış. Hani kötü bir şey olmayacak ama hani o anda
Şu bedeninizin verdiği mesajlara da bir kulak verin gibi bir mesajı da çıkmış sağlıkla ilgili. Sonrasında bakıyorum başka neler çıkmış. Bir kere şurada böyle biri var. Böyle meraklı meraklı her yere bakıyor. Çok meraklı, her şeye burnunu sokan bir insan var hayatınızda. Bu insan sizi artık yormuş, sıkmış. Belki de onun artık bu merakı sizi rahatsız ediyor. Bu kişiyle küçük bir tartışmanız olabilir. Belki gereksiz, belki de hani onunla alakası olmayan bir konuya artık yine burnunu soktuğu için küçük bir tartışabilirsiniz. Böyle aranız açılabilir bu kişiyle. Belki de zaten mesafe koymak gerekiyor. Tartışıp kavga etmeye bile gerek yok. Mesafe koymak bazılarıyla gerekiyor gibi. Şurada küçük küçük şeyler de çıkmış. Böyle harfler de çıkmış. Şurada minik bir S harfi var. I harfi, O ve R harfi de çıkmış. Yani isminde bu harfler olan insanlardan hayatınızda bu dönem, hayata ne zaman bu video karşınıza çıkarsa haberler alacaksınız. O insanların kendileriyle ilgili ya da size haber getirecekler sizinle ilgili gibi çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada iki kişi böyle gizli bir buluşma. Kimsenin duymasını istemediğiniz bir görüşme, bir konuşma yapabilirsiniz biriyle. Belki biri size sırrını verebilir. Ortak bir sırrınız olabilir. Biraz gizli kalmasını istediğiniz bir şey. Yani gizli bir olay yaşanabilir. Herkesin duymasını istemediğiniz bir konu belki var. Hani bu böyle gözler önünde yaşanmayacak. Yani bazen ailece, karı koca kendi içerisinde, partnerinizle ya da hani bir şey de yaşayıp planlayabilirsiniz. Hani aman kimse duymasın, yapalım, edelim. Yaptıktan sonra duysun herkes de diyebilirsiniz. Bazen öyle ben inanıyorum da bazen bir şeyleri yapmak gerekiyor. Yaptıktan sonra insanlara söylemek gerekiyor. Hani gerçekten nazarcı, işte kötü enerji de olabiliyor. Burada belki de öyle bir şeyin planı da olabilir. Birilerine daha söylemeden, görmeden bir şeyleri yapalım, organize edelim denilen bir olay çıkmış burada. Şurada bir kadın var etrafınızda. Siz de olduğunu düşünüyorum. Diğeri de kadın, bir kadın. Bir kadın var ama bu kadın size çok iyi gelmiyor aslında. Çok iyi gibi gözüküyor ama maske takmış yüzüne. Bazı insanlar vardır ya yüzünü maskeler. Yani bu kişi size doğru söylemiyor. Ya da bir yalanını yakalayacaksınız sanki. Böyle maskesine eliniz gitmiş. Yani böyle maskesini çıkartıyorsunuz. Yani yalanını yakalıyorsunuz büyük ihtimalle. Size ikilik yapmış olabilir belki. Bir yalanını yakalayacaksınız. Bu kadın hani böyle iyiymiş gibi davranıp ikilik yapıyor ama işte biraz ayyuka çıkacak galiba konular. İsminde veya soy isminde bakın E harfi var şurada çok bariz. Hane kısmında isminde veya soy isminde E harfi olan aileden biri bu. Bu kişiye çok hızlı bir haber gelecek. Bu kişi bir yerden bir para ya da bir haber bekliyor, bir kağıt bekliyor. Temiz haberi var bunun. Beklediği haber gelecek. İnşallah güzel haberleri olsun. Burada bir şey gibi çıkmış. Şunu biraz böyle koyun gibi, hani böyle koyun adak gibi düşündüm. Yani hanede bir adak varmış gibi. Tam hanenin ortasında olduğu için ailede sanki istediğiniz bir şey olacak da böyle bir adağınız gerçekleşecek. Annenin, babanın, çocuklardan birinin olabilir, eşinizin vesairenin hani. Ama birinin adağı gerçekleşecek. Yani biri çok niyet etmiş bir şeye, güzel olmasını istediği bir şeye, o kişinin adağı gerçekleşecek. İnşallah hani istediği her şey gerçek olsun. Fal dediğim gibi güzel bir fal ama hep böyle birine dikkat edin, birinin enerjisine, nazarına gibi bir vurgusu da var falan. Bir de tabağımıza bakalım, tabağımızda neler çıkmış. Bakın burada da göz gibi olmadı mı biraz? Yani bu falda en çok bence şey var. Yani birine dikkat edin diyor. Bence hep bir dikkat vurgusu. Birinin gözü, kötü enerjisi. Birinden bu aralar dikkat edin. Yani çok bir şeye de gerek yok herhalde. Yani belki de mesaj bu. Size iyi gibi gözüken ama aslında öyle olmadığını anlayacağınız biri var ve onun enerjisi bir şeyi size iyi gelmeyebilir. Hani hep bir dikkat vurgusu var falda. Dikkat edin gibi. Burada böyle
bir yolunuz var ama yol biraz engebeli. Hani böyle bir yolda böyle hep zorlanıyorsunuz. İşte kilo vermekte zorlanıyorum diyebilirsiniz. İş bulmakta buluyorum ama bir şeyler yolunda gitmiyor. İlişkide buluyorum ama olmuyor. Tekrar deniyorum olmuyor gibi bir durumunuz var. Bir yolda bir zorluk yaşıyorsunuz gibi. Hani böyle bu böyle mi gidecek hep dediğiniz bir durum var. Biraz düzlüğe çıkacak sonrasında. Yani hayatınızın yarısında belki zorluklarla uğraşacaksınız bununla ama sonrası düzleşecek. Hani o engebeli yol her neyse sizin için sonrasında kolaylaşacak. Sanki biraz böyle o konuda zorluk çekip çekip ondan sonra da rahatlama dönemi olacak. Hani hayat bazen bir yerde sınıyor bizi ya. Yani kişiye göre değişiyor. Kimisini sağlıkta, kimini aşkta, kimini bir şeyde. Maalesef o sınav bitmeden de, o sınavdan derslerimizi çıkartmadan da o düzelmiyor. Belki de artık dersinizi çıkaracaksınız ve artık gerçekleşmeyecek. İnşallah öyle olsun. Biraz daha düzeliyor yol çünkü sonrasında. Bence falan güzeldi. Mesajları da bunlardı. Diliyorum her ne dilediyseniz gerçek olsun. Şimdi 7 tane kart seçeceğim. Bakalım 7 tane kartımızda da neler çıkacak. Şöyle bir karıştırayım. Hemen şöyle. Bu arada çocuk sesleri geliyor değil mi? Biraz alt katta oturmanın avantajları ve dezavantajları diye. Şöyle hemen kartlarımızı karıştırdım. Birden 7'ye kadar kart seçeceğim. Siz de her bir kart için bir şey niyet edebilirsiniz. Üç, dört, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu da 7 düştü ve bunu da alacağım. Hemen sırayla açıyorum. Birinci kart niyet edenler için. Birinci kartımız da burada gerçeği göremeyen bir kadın var. Burada gerçeği göremeyen bir insan var diyebiliriz. Tuttuğunuz niyetle ilgili gerçekleri göremiyorsunuz. Belki de o kişiyle ya da o şeyin sizin hayrınıza olduğunu düşünüyorsunuz ama hayır, hayırlı olmayabilir. Belki de o kişinin sizin için olmaması gerektiğini ya da kötü olduğunu düşünüyorsunuz, tersi de çıkabilir. Yani biraz burada gerçeğe gözleri kapanmış kişi, düşündüğünüzün tersi gibi bir durum var. Duran ve gerçekleri göremeyen bir insan. Tuttuğunuz niyetin düşündüğünüzün biraz aksi yaşanabilir. İkinci karta burada da aynı şekilde yine vurgu var. Burada yine gerçekleri göremediği için eli kolu bağlanmış, hayatını maalesef gerçekleri göremediği için yanlış kişiye, yanlış konuya, yanlış tedaviye, yanlış hani olaylara, yani bunu siz orayı hani çoğaltın, tuttuğunuz niyete göre bağlamış ve o yüzden hareket edememiş, yanılmış, biraz mutsuz olmuş bir insan var. Yine burada bir gerçeği görememek tam tersi farklı bir yola gitmeniz gerektiğini söylüyor. Üçüncü kartta burada bekleyen biri var. Sanki birikimini bir şeyi yapmış ama artık sonrasında ne yapacağını bilemeyen, biraz bekleyen ve beklemesi gereken, bekleme kartı da diyebiliriz hani. Bir konuyla ilgili biraz daha beklemeniz gerekiyor diyebiliriz. Dördüncü kartımızı açalım bakalım. Dördüncü karta tılsıması. Burada size sürpriz bir haber, yeni bir başlangıç, yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni bir çocuk, hani yeni bir ev olabilir belki ama size gelecek güzel bir haber, yeni bir olgu, oluş artık duruma göre değişecek. Beşinci kartımız burada bir şeyleri elde etmiş, olgunluğa gelmiş, doymuş. Mutlu, huzurlu bir kart bu. Yani tuttuğunuz şeyle ilgili büyük ihtimalle artık sonuca varacaksınız, mutlu olacaksınız, elde edeceksiniz, huzura kavuşacaksınız diyebiliriz. Altıncı kartta burada bakın herkes aynı noktada, aynı hedefe odaklanmışken, her şey yolundayken ama bir pürüz çıkabilir. Bu olay güzel bir olay olacak ama küçük bir badire atlatılacak, küçük bir problemle atlatabilir ama sonrası güzel olacak. Küçük bir sıkıntıyla birlikte düzgün bir yol çıkmış.
Yedinci kartımız güneş kartı. Bakın burada bir kere bebek niyet ettiyseniz bebek, aşk istediyseniz aşk, hayatınızda güneş doğacak. Yani iş istediyseniz iş, yani ne istediyseniz o işte. Hani güzel bir kart. Her ne dilediyseniz, sağlık niyet ettiyseniz sağlık, belki de güzel bir kart çıktı. İnşallah istediğiniz her şey, her ne dilediyseniz o olsun. Kartlarımızda da bunlar çıktı. Dilerim yine her ne dilediyseniz gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.